Melif Hanım. İnşallah bu konular... İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ile Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası'nda kayan evlerin mağduru ailelerle bir araya geldi. Bir şekilde hayatımızı öyle böyle devam ettirdik bazı arkadaşlar. Özel bir firmanın 2014 yılında yapmak istediği AVM nedeniyle yaşanan mağduriyet sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin çözüm yerine kendilerini mağdur ettiklerini aktaran vatandaşlar Kayalı ve Alp'ten çözüm istedi. Hala. O öndeki şeyi yaptırdık. Kazıkları ve perdeyi yaptırdık. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi, Mücella Engin, Dergah ve Özgün Evler sitelerinde bulunan 120 konut sahibi 14 Kasım 2014 tarihinde oluşan toprak kayması sebebiyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Geride kalan 10 yılda yaşanan sorun için çözüm üretilmediğini belirten mağdurlar, Özer Kayalı'nın başkanlık döneminde verdiği kira yardımlarının 2019 yılında göreve gelen Ömer Günel tarafından kesildiğini dile getirdi. İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ile Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp düzenlenen toplantıda 10 yıldır yaşadıkları sorunları dile getiren mağdur aile bireyleriyle buluştu. Hayır, işte imar arttırarak artı biraz binalar... Mağdurlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da kendileriyle görüşmediğini ifade etti. Sitenin alt kısmında AVM yapmak istenen o firmanın o dönem avukatlığını yapan Ömer Günel'in belediye başkanı seçilmesinin ardından yaşanan sorunu görmezden geldiğini dile getiren vatandaşlar, Kayalı ve Alp'in sorunlarına çare olmasını istedi. Bu çözüm 1 milyon 300 bine mal oldu. Bak 5250 veya 5300 nerede 1 milyon 300 bine. Onu da belediye olarak bize. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı şunları söyledi. Şimdi demin toplantı yaptık. Bu site dergah. 3 site var burada. Bu sitelerin üçünde de hasarlar var. 2014 14 Kasım'da ciddi bir yağış oldu ve o toprak akmaya başladı. Bu üç sitenin bulunduğu toprak akmaya başladı. Şimdi orada kazıyı yapan arkadaşlar kazıkları çakmışlar. Ama kazıklar kayan kitleye, kitlenin içinde kalmış. Yapılan projesine de uygun değil. Efendi Mesulü'nün buna müdahale etmiş olması lazımdı. O da etmemiş. Bunu görünce biz ve evlerde çatlaklar başladı. İşte arkamızda görüyorsunuz. Çatlaklar falan başlayınca buraya müdahale etmek durumunda kaldık. Biz buradaki bütün vatandaşları apart oteller, bereket kıştı yani yazı turizm olmadığı için apart oteller bulduk, biraz ev ortamı olsun, hiç olmazsa bir mutfağı veya işte ihtiyacını görebileceği bir yer olsun diye apart otellere taşıdıktan sonra daha sonraki zamanlarda kira yardımı yaptık belediyeden, meclisten karar alarak. Ama bu yeni belediye başkanı gelir gelmez ilk sanırım bir ay sonra falan bütün bu kira ödemelerini durdurdu. Yani ne haliniz varsa görün demeye çalışıldı vatandaş, ama bu işte belediyenin de sorumluluğu var. Niye belediyenin sorumluluğu var? Bu ruhsatlar alınana kadar, ön taraftaki gerekse buradaki inşaatlar ruhsat alınana kadar aşağı yukarı 40 imzadan geçiyor bu. Bunların birçoğu da belediyeden geçiyor. Bir yerde sorumlu. Bu insanlar buradan kredi çekmişler, ev almışlar. Biz bu arada ne yaptık belediye olarak? İşte ODTÜ'den, Jeoloji Mühendisliği Fakültesinden hocamızı çağırdık. Burada incelemeler yapıldı. O kazıkların yanlışlığı zaten öyle ortaya çıktı. Projesine de uygun yapılmamış. Projesine uygun bile yapılsa zaten o kayan zeminin üstünde olduğu için hiçbir emniyet yok. Toprakla beraber kazıklar da kaymaya başlamış. 6 ay sonra hiçbir kayma olmadığı raporlandı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne de bunu bildirdik. Şimdi ortada burada yaşayan 120 daire var. 120 dairede yaşayan aileler var. Ve bu aileler asıl mağdur, ama bunların mağduriyeti giderilemiyor. Ben o zamanlarda diyorum, zaten belediye başkanı devam etseydik bu arkadaşlara da söylemiştim. Bunun çözümü şu, kentsel dönüşüm. Hani hep ağzımızda vardır ya, Aydın Büyükşehir'de 5 yıldan 10 yıldan beri kentsel dönüşüm diyor ama bir tane uygulama yapmadı henüz. Ki Aydın daha çok bundan daha tehlikeli yerler var, dar sokaklar falan var, yani eski mahalleler var. Burada bu uygulamayı yapacaktık biz. Ne yapacaktık? Buranın imarını %25 arttıracaktık. Bu ne demek? Yuvarlak hesap. Burada 120 daire var ama 100 daire var olduğunu varsayalım. 100 daire, %25 imarını arttırdınız mı ne olacak? 125 daire olacak.
Daireler 118 metrekare, 89-90 metrekare, 2+1, 3+1 daire var bütün 3 sitede de. Bunların metrajlarını biraz düşürerek %20-25 gibi düşürürse ne olacak? Daire sayısı 50, %50 artmış olacak. Dolayısıyla bu burayı da herhangi bir müteahhit böyle güzel bir yeri, çevre yoluna paralel, hem üst taraflarda deniz manzarası bile görünüyor bu arkadan. Burada %50 kat karşılığı, hatta %40'lara, %45'lere bile teklif edilebilir. Kat karşılığı bu arka vatandaşlarımızdan bir kuruş para çıkmadan ceplerinden böyle bir kentsel dönüşümde şu anda 10 yıl değil ama bir 8 yıldan beri oturuyor olacaklar idi. Ama nedense buna bir türlü böyle yaklaşılmadı, çözüm odaklı yaklaşılmadı. İyi Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp ise konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı. Başkanım detaylarını anlattı. Buranın tek bir çözüm yolu var. O da kentsel dönüşüm. Aksi bir çözüm söz konusu değil. Dediği şartlarda başkanımızın eğer bir öngörüde bulunabilirsek önce imar artırılacak. Burada da büyükşehirde işte 5000'lik ve sonra da 1000'lik imar plan değişiklikleri yapılacak. Biraz da evlerde küçültmeye gidilecek, evet, burada imar noktasında. Kimse mağdur olmadan, cebinden para çıkmadan bu konu çözülecek. Zaten daha önce de başkanımız belediye başkanı iken burada Kuşadası'nda her türlü yardımı yapmıştı, desteği vermişti buradaki mağdur vatandaşlarımıza. Bundan sonra da yanında yer alacağız. Bu dönem mağdur ettiler, biliyorum. O yaşananları da hepimiz biliyoruz. Ama biz göreve geldiğimiz takdirde mağduriyeti gidereceğiz, çalışacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Hem Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Kuşadası Belediyesi'ne bu konuyla ilgili görüşmek için randevu dahi alamamışlar. Hatta randevusuz birkaç kez gitmelerine rağmen görüşmemiş. Hatta bizim Kuşadası'nda yapılan bir toplantıda da bu konuda mağduriyetini dile getiren 2-3 vatandaşımıza, burada oturan aileye provokatör diye suçlamada bulunulmuş.